Sporx. Galatasaray, Nelson'un fiyatını belirledi. Galatasaray'ın Nelson tavrı net. Galatasaray, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Danimarkalı stoper için tavrını belirledi. İspanya, İtalya ve İngiltere hayali olan Nelson'da gelecek teklifler için yönetim pazarlığa kapalı. Sezon başı Sevilla'nın 15 artı 3 milyon euroluk teklifini reddeden Cimbom serbest kalma bedeli olan 25 milyon eurodan aşağı bir rakama transfere izin vermeyecek. Sevilla'nın teklifini reddetti. Victor Nelson, Dünya Kupasında Fransa'ya karşı oynadığı futbolla dikkat çekerken Galatasaray devre arasında gelecek yeni tekliflere karşı taviz vermeme kararı aldı. Sezon başında takımın diğer bir stoperi Marco'yu da alan Sevilla kulübünün kadrosuna katmak istediği Nelson için son teklifi 15 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da başarı bonusları ile toplam 18 milyon euroydu. Bu teklife hayır diyen Galatasaray Ocak ayı için de tavrını netleştirdi. Yönetim pazarlığa kapalı. Dünya Kupası'nda turnuvanın favorilerinden Fransa karşısında başarılı bir oyun sergileyip Giroud'un maç sonunda ''Bugün gol atamamış olmamın sebebi defanstaki sarı kafalı çocuktu'' açıklaması ile takdirini kazanan Nelson vitrine çıktı. Avrupa kulüplerinin radarına girip La Liga, Serie A ya da Premier League hayali olan Nelson için Galatasaray yönetimi ocakta ciddi teklifler geleceğinden emin. Ancak sarı-kırmızılılar devre arasında pazarlığa kapalı olacak. 1.5 yılda 3.5 kat kazandıracak ve sarı kırmızılı kulüp Nelson'un transferinin tek şartı olarak kontratında yer alan 25 milyon euroluk fesih bedelini çözüm formülü olarak gösterecek. Galatasaray'a 1.5 yıl önce 7 milyon euro bonservis bedeli ile alınan Nelson'un kontratına serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euro yazılmıştı. Galatasaray kulübü Danimarkalı futbolcunun transferine ancak fesih bedeli yatırılırsa onay verecek. Satış gerçekleşirse Nelson kulübe 1.5 yılda 3.5 kat para kazandırmış olacak. Maç sonu Graud ve Rabot tebrik etti. Victor Nelson, Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Fransa'ya karşı oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. 2-1 sona eren mücadelede Giraud'ü başarıyla marke eden Nelson'u maç sonunda orta sahada tebrik eden isimlerden biri Rabiot oldu. Gruptaki ilk maçta Avustralya'ya 2 gol kaydeden Giroud ise 90 dakikada skor üretememesi ile alakalı, bugün gol atamamamın sebebi Danimarka defansındaki sarı kafalı çocuktu, diyerek Nelson'dan övgüyle bahsetti. Hürriyet. Fransa maçı performansı. 69 isabetli pas, %93, 3 isabetli uzun pas, %100, 4 kazanılan hava topu 3 sahipsiz top kazanma 2 pas arası. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.